Evet Mehmet sen yaptığımız bütün yayınlarda aslında Galatasaray'ın bir yerden sonra yükseliş trendine geçeceğini söylüyordun. Toparlanacağını söylüyordun ki özellikle son karşılaşmanın ardından e, teknik direktör Torrent'te çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık dedi. Senin yorumun nedir? Gerçekten böyle mi? Şu anda Galatasaray'ın evet. içinde bulunduğu durum. Şimdi Galatasaray daha iyi oynayıp puan kaybettiği maçlar oldu. Örnek Kayserispor Spor maçı kötü oynadığını düşünmüyorum. Yine Fatih Terim döneminde de bu tarz çok maç vardı. Ama hem Göztepe hem Rize maçları bir kere geriden gelerek kazanması önemli. Şimdi şunu söyleyelim Ezgi lige verilen o bir haftalık ara Trabzonspor Alanyaspor maçları arasında denk geliyor bir ay önce. Galatasaray bu süreyi iyi değerlendirdi. Hı hı. Yani işin yükleme kısmında bazı günler çift itman iyi çalışma neyi görüyoruz? 90 dakika ayakta kalan bir Galatasaray görüyoruz. İşin diğer boyutu artık Galatasaray'ın bir atan tutan problemi yok. Yani İsmail Çipe ile Halil Dervişoğlu Galatasaray ile Penya ile Gomis Liga 6 sırasında ciddi bir fark var. Artı bu tarz kötü süreçler bir galibiyete bakar. O özgüveni kazanırsınız. Ve Rize Spor maçına gelecek olursak da 35 bin taraftar. son Bir önceki Kayseri maçına 22 bin taraftar geldiğini hatırlatayım. Nereden baksak bir %50'nin üzeri artış var. E, Onlar da e, içine, içine girdiği zaman hem rakibe hem hakemlere bir baskı. Galatasaray'ın kazanmasını ve senin ifade ettiğin gibi alt sıralar ki alt sıralardaki o takımlardan... Göztepe bayağıdır puan kaybediyor. İşte Giresun yeni kazandı. Rize gayet dipte kaldı. Evet. Bayağı bir puan farkını açtı artık Galatasaray. Konya Spor maçı, Konya Spor o son haftalarda kötü gidiyor. Hani o yüzden onlar da muhakkak bu maça ekstra efor sarf edecekler. Ortada bir maç ama hani Galatasaray açısından fiksür de bir hatırlatırsak. Konya, Barcelona, Rica Beşiktaş. Rica edelim arkadaşlarımızdan bir tarafımızı Ben, verirsek. ben şöyle sayayım yani. 16 gün içinde 5 maç ezgi. Konya Spor, Barcelona ikisi de deplasman evet. dönüyorsunuz içeride Beşiktaş Barcelona kapanışı eee milli ara öncesi o Portekiz maçımız öncesi e, Gaziantep. Yani çok zor burada iki, de, iki burada iki galibiyet alması bence çok rahatlattı Galatasaray'ı tersi bir senaryodaki şu an konuşacaklarımız düşünemiyorum. Torrent çıkarma çıkmaz mı? E şimdi en azından hocanın e, durumu e, ortada. Hani bu 5 maçta da Torrent olacak e, Galatasaray'ın başında. Çünkü bu 5 maçın ligde 3 gibi düşünelim. Artık hani o düşme hattında göremeyeceğiz Galatasaray matematiksel olarak zaten. O da e, alt sıralardaki takımlarda puan kaybetmeye devam edecekleri için. Futbol olarak biraz toparlama var ama her şey 4-4'lük dört değil onu da söyleyelim. Hala iyi iki stoper performansı görüyoruz. Nelson'un boydun golünde olsa marka çok çok iyiydi. Fana not ekstra bir şeyler koydum ama hala orta sahada mesela ben herkes Berkan Taylan diyor. Ben çıkaldığı hiç beğenmiyorum. Berkan'ın son maçı iyi oynadığını düşünüyorum. Bu arada az önce senin de bahsettiğin fikstürü geldi ekrana. Galatasaray'ın Konya Spor deplasmanı, Beşiktaş mücadelesi, tabii o arada bir Barcelona mücadelesi olacak. Beşiktaş maçından sonra yine bir Barcelona maçı, ardından Gaziantep, Fatih Karagümrük Fenerbahçe derbisi diye devam tabii, ediyor. Tabii Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçları Nisan ayına kalıyor. Evet. Milli Mart, arası, Mart arası. ayının sonunda bir milli ara var. Ama nispeten Galatasaray'ın artık çıkışa geçtiğini düşünüyorum ben. Hani tamam müthiş artık seriler yapar 4-5 maç kazanır demiyorum ama hani o kabus sona erdi gözüyle bakıyorum. Hani ve oyuncular da ister istemez özgüvenlerini kazanır. işte bir maçı Emre Kılınç e, kazandırdı Göztepe Deplasman'ın son maçı falan not. Artı fiziksel açıdan da ben takımın iyi noktaya geldiğini düşünüyorum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani o ama o tabi... manlar... E, muhakkak İşle fayda yaradım. edecek ama hani kadronun kadro mühendisliği bazında çok eksikler var işte Rize Spor'daki Getson gibi bir oyuncunuz yok. Yani hem 6 hem 8 oralar Galatasaray'ın en zayıf karnı diyebilirim. Peki çıkış devam edecek mi Taner sana göre? Ee, yani zor bir fikstür. O yüzden de bu karşılaşmalarda Göztepe maçında oynadığınız oyun, Rize Spor maçında oynadığınız oyun yetmeyecektir. Bunu bir kere söylemem lazım. Yani Göztepe maçında zaten kazanılsa bile başlı başına oyunun 90 dakikasına tam anlamıyla damga vuramayan bir Galatasaray vardı. Rize maçın ilk yarısında kötü, ikinci yarısında toparlanmış ve iyi bir Galatasaray vardı. Ama oyunun bütününe baktığımız zaman bu şekilde dalgalı bir oyun performansında sizin Konya'yı deplasmanda yenmeniz, Beşiktaş'ı yenmeniz... Fatih Karagümrüğü keza yenmeniz kolay iş değil ki. Arada bir de Barcelona maçları derken Galatasaray'da Fenerbahçe deplasmanı 10 Nisan'da daha iyi oynamak zorunda. Ve burada bence kritik nokta şu. Mehmet Özcan da bahsetti. Yani eksik olan nokta aslında merkez orta saha. Yani Gaston Fernandez tarzında bir oyuncuya ihtiyacı varken bu oyuncuyu Galatasaray'ın Torrent'in e, Sayın Başkan'ın ifadesi nezdinde en azından Torrent'in isteğiyle Geri çevirmiş olması, Torrent'in istemiyorum demesinden dolayı transfer etmemiş olması. İhtiyacımız yok. Heh, ama şu İsaresiyle. an görüyoruz, ihtiyacı var takımın. Çünkü o bölgeden hala da çok net bir şekilde Taylan'ın Berkan'ı kaptırdığı toplardan ve oradaki e, fiziksel yetersizlikten dolayı rakip çok rahat bir şekilde ceza sahasına giriş yapıyor Galatasaray'ın. Ve bu da zaten Rize maçında iki gol yenmesi, Göztepe maçında iki gol yenmesi gibi Kayseri maçında da yine Pulgar yoktu. Bir golün oradan gelmesine vesile oldu. Yani oyunun kurgusunda da ciddi anlamda merkez orta sahada problem var. E, Rize maçında tek başına Marka 7 tane kritik Rize hatanı uzaklaştırdı. Keza Nelson 3 tane kritik atak uzaklaştı. Eğer Marka ile Nelson'un performansı biraz olsun aşağıda kalmış olsaydı Rize maçından Galatasaray'ın galibiyetle ayrılması bile çok zor olabilirdi. Çünkü Rize Spor'un o kadar ciddi atakları da e, gizli bir bile görünse aslında e, Marka tarafından engellendi. Ve e, bu oyun planı Konya deplasmanında ve Beşiktaş başında zorluk çıkartır Galatasaray'a. Taner'e Tan bir ek yapabilir miyim? E, Marka Nelson'u övdü. Ben de kim ve Salay programın ilk yarısı övmüştük bu kadar stoperleri översen ön taraftaki oyuncu sayısı az olursa işte durumun bu oluyor. Fenerbahçe'de bugün kimse hiçbir Fenerbahçe'yi mutlu etmiyor. Galatasaray'da Fenerbahçe'de Ferdi deriz, Galatasaray'da Kerem deriz zaten. Birebir aynı hikaye. Ve Trabzonspor'da hani savunmadan bahsetmiyoruz mesela. Çünkü hücum o kadar iş yapıyor ki savunmaya gelene kadar evet. hücum zaten işi Doğru. bitiriyor. Artı Trabzonspor'un Vitor Hugo, Edgar'ın da ilgili Densville'de bence son dönemde ama onlara sıra gelmiyor. Gelmiyor. Biraz takım Galatasaray, Fenerbahçe sadece stoper performansı konuşuyoruz. Şimdi bence orta sahaya da biraz vurgu yapalım. Az önce e, Taner de söyledi. Pulgar'ı göremiyoruz. Doğru. Şimdi transfer e, mühendisliği, kadro mühendisliğinden söz ediyoruz. En ciddi ihtiyacı, en büyük ihtiyacı altı numaradan de Pulgar'ın gelişi herkese heyecanlandırdı. Esas ihtiyaç Pulgar'dı. Jetson Fernandes'e ihtiyaç yok dendi. Ama Pulgar'ı göremiyoruz ve Spor maçında da gördük ki aslında Galatasaray'ın Jetson Fernandes'e ihtiyacı da varmış. Hem 6 hem 8'i Galatasaray'ın orta sahasında iki transfer ihtiyacı vardı. Pulgar CV olarak doğru bir isim. Açalım İtalya Serie A'da oynaması değerli. İtalya Serie A'daki bu tarz defansif orta saha oyuncular Türkiye'de rahatlıkla iş yapıyor. En sonunda hatta çok gözden uzak böyle bir oyuncuydu. Aqua Malatya'da gayet iyi performans sergiledi. Hani gibi çok marka isimleri de gitmiyorum ben oynamasını beklerdim Pulgar'ın ama istihbarat paylaşım idman performansı da çok iyiydi. Biraz da hmm. Torrent'in Taylan tercihini bu itiyor. Ben Taylan'la Berkan'ın çok Mesela kötü. Mesela ilk geldiğinde özür dilerim Pulgar ben hazırım. Evet Açıklaması o mesajı yapmıştı. verdi. Tabii şöyle bir şey oldu Ezgi. Geldiği zaman e, aktarmalı geldi. E, yol yorgunuydu onu biliyorum. O yüzden de Alanya maçı 11 tercih edilmedi ama sonrasındaki eee Kayseri maçı evet ilk 11 çıktı. Öyle hatırlıyorum. Kayseri, Kayseri maçında pardon kullan, Kayseri çıkmadı. maçında çıkmadı. Göçse maçında 11 çıktı, maçında kenara çıktı. alındı. Evet. Göçse maçı çok kötüydü e, performans çünkü onu hatırlıyoruz. E, şu an e, yani şöyle bazen bizde de bir linç kültürü olduğu için şimdi Galatasaray'ın bütün bu kötü durumunun sorumlusu sağ içinde Taylan Berkan'a kaldı yani. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir kere Galatasaray Penya gelene kadar ciddi bir kaleci sıkıntısı yaşadı. İsmail Çimen'in performansı felaketti. Her gelen top gol oldu. Dönelim. Eee Muslera'nın sezonun ilk yarısındaki performansı çok övemeyiz Avrupa'daki altı maç dışında. E forvet performansı Halil'in, Muhammed'in, e, Jagdene'nin ya da şunu sorayım Taner sana Galatasaray'ın son golündeki Gomis'in o gol koşusu, çalımı, gücü, dayanıklılığı. O top Halil'e, Muhammed'e, Jagdene'ye gelse gol olur muydu sence? Olmazdı. Ya yani böyle bir gerçek de var. Ben yani buradan Taylan'la Berkan bence de Galatasaray'ın ideal e, 11'inin 6 8 olmasın ama bu tablonun sorunları değil. Artı bir de işin hani e, izleyiciler lütfen bunu kalak gibi algılamasın. Tribünden bir maçları izlemek gerek. Berkan'ı tribünden izlediğiniz zaman ne kadar çok koştuğunu artı boşta koşmuyor Berkan. Gayet baskı yapıyor sağda solda ama o kadar koşarsanız o son vuruşlara efor kalmıyor. Yani onu yapsanız zaten yeriniz Türkiye değil İngiltere İtalya olur. Berkan bence doğru kullanılırsa açalım. Tudor'un Tolga Ciğerci'yi kullandığı tamam, gibi. Bu arada. Ya da Emre Benizon da şu an gayet Tolga'cı yercik kullanıyor. Tolga da kullanıyor. çok fazla koşuyordu. Dün e, teknik direktör Hasan Fırat konuğumuzdu. Hı -hı. E, daha önce de çalışan bir isim Çağdaş Atan'la birlikte Berkan'la. E, dedi ki Berkan ideal bir altı numara oyuncusudur ve önünde eğer e, yaratıcı bir oyuncu, Bakasetas gibi bir oyuncu ile birlikte oynarsa gerçek performansını, gerçek verimini bu şekilde gösterebilir. Bu anlamda Berkan altı Hı -hı. numarada kaldığı bir senaryoda eğer Jetson Fernandez alınmış olsaydı şu anda Galatasaray orta sahasında bambaşka bir şekilde biz, biz, bir isim, Bir isim, daha söyleyeyim. Bakasetas değil Hamşik. Şimdi Hamşik'in olduğu Gibi. orta sahada Dorukhan hayata dönmedi mi? Bugün Hamşik olmuş Dorukhan oynasın diyoruz. Yani Hamşik arkasındaki Berat'a, önündeki Bakasetas'a, yanlarındaki oyunculara değer katıyor. Ama Galatasaray'da şimdi Berkan'la Taylan'ı çıkaldı ama ayağa kaldıracak. Hayır çıkaldı bu potansiyel değil. Ben şunu demek istiyorum. Çıkaldı şu yüzden eleştiriyorum. Kötü oyuncu değil ama 6,5 milyon lira verdiniz. Yani Çikaldaya verdiğiniz parayla geç sonu Beşiktaş'ın aldığı gibi alabilirdiniz. Hı hı. Ee, sorumlular değil. Artı son maç özelinde de Taylan'ın 3. goldeki Fana Anolt attığı ters top. Berk'ın enerjisi artı iyi kötü Kayseri maçında da bir tane çok net şutu var. Bilal kurtardı. Bu maçta yani o bölgelere gitmeye başladı artık. Zaten beklenti bu. Galatasaray'da genel bir kadroda kadro da sıkıntı. var. Işte. sol bek Fana Anolt bu maçı aldı ama önceki maçlarda bir sürü yedirdiği gol sayarım. Hatta en son Kayseri maçı hatırlıyorum. O Cardoso'nun golü. E, ters kademe yine giremedi işte Sabek, Omar döndü öyle düşünelim ki Yetnin evet. gitti, Saçaboy'a güvenmiyorsunuz. Hı. Hani oyuncu, 14 ay oynamış bir oyuncuya sarılıyorsunuz. Yani Galatasaray kadrosundan zaten Kerem, Marka, Nelson at, çok defa vardı. E şimdi iyi kötü, Penye Gomis geldi. E bir şekilde Torrent, Berkan'ı kazanmaya çalışıyor ama tabii mükemmel futboldan bahsediğimiz Fenerbahçe'deki problem Galatasaray'da var. Yani oyun için çok iniş çıkışlar yaşıyor ama Galatasaray için benim tek olumlu bulduğum taraf fizik olarak Galatasaray daha iyi bir toparlanma e, sinyali bana fazlasıyla verdi.